Dün kendi memleketim Sivas'da, Zara'da Sayın Meral Akşener'e bir bakıma provokatif bir müdahalenin yapılmasını üzüntüyle karşıladım. Aslında bizim kardeşlerimiz hakikaten misafirperverdir. Dışarıdan gelen, ziyaret eden kim olursa olsun siyasi görüşümüzü, kendi görüşlerini paylaşmasalar bile onlara karşı daha nazik davranırlar. Aslında hadise daha sonra olandan farklı aktarılmış. Ben Sayın Akşener'i biraz önce bizzat aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tabii medya bazen üzülerek ifade ediyorum. Biz de sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bazen özellikle bu hadiseleri provokatif bir şekilde gündeme getirmeyi adeta görev addediyor. Bunu da doğru bulmadığımı burada ifade etmeyi bir görev biliyorum. Merah Hanımefendi'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son zamanlarda özellikle ülkemizde devlet, mafya, medya üçgeninde çok ciddi iddialar gündeme getiriliyor. Ve bu iddiaların sonu gelmiyor. Sürekli olarak birileri bunu gündeme getiriyor. Ama bize garip gelen iktidarın bu iddialar karşısında eli kolu bağlı hiçbir adım atmaması. Bunu anlamak hakikaten mümkün değil. Burada uyuşturucu ticareti var. Kara para aklama iddiaları var. Hakimlere, savcılara talimat verme, rüşvet verme, yolsuzluk iddiaları var. Biraz daha ileri gidip otellere çökme, tanklarla işgal etme iddiaları var. Ve bu iddialar uzun bir dönemi kapsıyor. Ama yetkililerden çıt çıkmıyor neredeyse. İşin garip tarafı da şu, bunların yayınlanmasına da engel olmuyorlar. Bazı yerlerde bunlar toplumu tahrik ediyor diye, bildiğiniz gibi sosyal medyada ambargolar konuyor bazı haberlere karşı. Ama burada öyle bir şey de yok. Yani tabiri caizse adeta Kurtlar Vadisi dizisine benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. İnşallah birisi müdahale eder ve gerçekleri bize aktarırlar. Varsa böyle bir vahşet, böyle bir hukuksuzluk mutlaka onun da üzerlerine giderler diye ümit ediyor. Son kışkırtmalar neticesinde çıkan bir kavgada, Suriyelilerle çıkan bir kavgada bir gencimiz hayatını kaybetti, diğeri de anlaşılan yaralı. Muhterem kardeşlerim, içinde bulunduğumuz ortam ve buradaki savaşlar ister istemez insanları bazen göçe, bazen de sığınma maksatlı bir mekan değişikliğine zorluyor. Avrupa, Afrika'dan kopuk olmasına, Asya'dan kopuk olmasına rağmen bu göçte bir muhatap bölge, kıta. Biz ise problemlerin yoğun olduğu ülkelere komşuyuz. Suriye probleminde bizim katkımız ne yazık ki çok fazla. Orası kan gölüne dönünce orada yaşama imkanı bulamayanlar ister istemez komşu ülkelere sığınma ihtiyacı duyuyorlar. Bundan dolayı da Türkiye'mizde 3-3,5 hatta 4 milyon olduğu söylenen bir Suriyeli grup var. Son zamanlarda bir de Afganlılar. Sadece Afganlar değil, Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen göçmenler var. Suriye'dekiler sığınmacı, öbürlerine ne diyeceğim? Bunlar da belki bir noktada sığınmacı
statüsündeler. Kendi memleketlerinde yaşayamadıkları için göç etmek ihtiyacını duyuyorlar. Afganlıların ise bambaşka. Çünkü gelenlerin içinde ne çocuk var, ne kadın var, ne yaşlı insan var. Sadece gençler, mülteciler veya sığınmacılar. İktidar bu konuda maalesef başarılı bir sınav veremedi. Aslında dış politikada yapılan yanlışlar bugünkü sonuçları doğurdu. Suriye'de bir problem yoktu. Ama ne zaman ki bu arkadaşlar Suriye'nin içinin karışmasına vesile olacak, Suriye'yi kan gölüne çevirecek politikaları Amerika'nın telkiniyle benimsediler, İşte ondan sonra başımıza bugünkü sorunlar çıktı. Kendiliğinden olmuyor ki. Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinde böyle bir problem yoktu. Irak diye de bir problem yoktu. Suriye diye bir problem yoktu. Libya diye bir problem yoktu. Bu arkadaşların dış politikadaki yanlışları, bu problemleri başımıza bela etti, musallat etti. Maalesef bu konuda kafa karışıklığı ülkemizde yoğun. Kimisi tamamını hemen gönderelim diyor. Kimisi izin vermeyiz bunların tekrar gelmesine, şu tedbirleri alacağız, bunları zorla da olsa göndereceğiz diyor. Kimisi Avrupa'yla yeniden anlaşmalar yapacağız diyor. Kimisi başka teklifleri ileriye sürüyor. Ama bu bir bütün. Bu bizim Orta Doğu'yu karıştırmak isteyenlerin projesi. Bizim değil. İktidarlar maalesef bu projeye alet oldukları için ülkemizde bu sıkıntılar yaşanıyor. Bu projenin adı, tekrar tekrar söyledik, Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri ama aslında Büyük İsrail Projesi olan bir projedir bu. Bu sebepten Orta Doğu karışıyor. Ayakta duran, giderek güçlenen tek ülke var, o da İsrail. Biz Yahudi düşmanı değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ama bugün İsrail'in uyguladığı politikalara rıza göstermemiz mümkün değil. Filistin'de tam bir zulüm yaşanıyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir zulüm yaşanmış olursa olsun, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO dünden müdahale etmişti. Ama söz konusu İsrail olunca kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hatta övgüler yağdırılıyor. Bu bir bütün olarak ele alınmadığı müddetçe bizim bu sıkıntıdan kurtulmamız mümkün değil. Özellikle biz Türkiye olarak mağdur olan ülkelerin tamamını bir araya getirmeye, bu meseleleri masaya yatırmaya, birlikte çözüm arayıp bulmaya mecburuz.